Ben bir öğretmenim. Yani ilkokul okudum, ortaokul okudum, liseyi okudum, üniversiteyi okudum, öğretmen oldum. Ve din dersinin seçmeli olduğu yıllarda da ne anlama geldiğini çok iyi bilen insanlardan biriyim. 12 Eylül bütün sola hücum etti. Bütün devrimci hareketleri olabildiğin kadar, gücünün yetebildiği kadar kazıdı. Yendi doğrusu, yendi sol hareketi, demokrasi hareketini, işçi sınıfı hareketini, aydınların aydınlığını, proleterlerin proleterliğini yaralayabildiği kadar yaraladı. Bir şey daha yaptı, din dersini zorunlu hale getirdi. Bu şey demekti, inanan inanmayan, az inanan çok inanan, Alevi Sünni hiç fark etmeksizin bütün öğrencileri zorla zorunlu olarak din dersine mecbur hale getirdi. Demin de söylediğim gibi bu ders bir kere anayasamızda laiklik ilkesi varsa o günde vardı, bugün de vardı, böyle bir ders olmaz. Biz bu derse isyan ettik ve Pir Sultan Abdal Kültür Derneği olarak, Alevi Bektaşi Federasyonu olarak davalar açtık, itirazlarda bulunduk. AİHM'e kadar gittik. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bunu insan haklarına aykırı buldu. Bizim lehimize karar verdi. Ama AKP bu kararı uygulamadı. Halen de uyguluyor değil. Bunun yerine işte uyduruk bir Alevliği de okutuyoruz biz. Masalı getirdi koydu. Bu ders çağ dışıdır. Bilim dışıdır. Akıl dışıdır. Ve Alevi çocuklarını, Alevi olmayan diğer bütün çocukları asimile etmenin, belli bir anlayışa doğru sevk etmenin aracı haline gelmiştir. Pandemi nedeniyle bu biraz gevşedi. Şimdi okullar önümüzde açılıyor. Yine bu ders çocuklarımızın başına değirmen taşı gibi asılacak. Bundan kurtulmak lazım. Şimdi İslam'ın 5 şartı, imanın 6 şartı anlatılıyor, aktarılıyor. Ve bunlar tatbiki yapılıyor. Çocuklar sıraların üzerinde namaz kılıyorlar. Öğretmenin anlattıklarına ki giderek şeriatçı vakıfların ve şeriatçı akımların etkisiyle onların gelip sınıfta ders anlatmaları neticesinde çocuklarımız kız arkadaşlarına kötü gözle bakıyorlar. Annelerine geliyorlar, anne sen niye kolun açık diyorlar. Kız kardeşlerini, ablalarını eleştiriyorlar bizim kendi çocuklarımız. Kendi evlerinde, kendi bacılarına. Niye bacağını gösteriyorsun, niye kolun kısa diyebiliyorlar. Çocuklarımızı bu kadar etkileyebiliyorlar. Oysa ki çocuk okulda başka bir şey öğreniyor, geliyor evde başka bir şey var. Evdekine mi inansın, okuldakine mi inansın? İkisinin arasında pedagojik anlamda çocuklar büyük bir açmaza düşüyorlar. Büyük bir problem yaşıyorlar, sarsılıyorlar. Sonunda belki işlerinden bunların okulun öğrettiklerine itibar edecek olanlar da olacak ki AKP'nin de beklediği, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın da beklediği bu. Buna karşı çıkıyoruz, çıkacağız, çıkmaktayız. Ama 20 yıllık AKP iktidarı döneminde, ondan önceki 12 yıllık 12 Eylül'ü takip eden yıllar döneminde buna ancak işte mahkemeler nezdinde karşı çıkabildik. Hem yurt içinden hem yurt dışından AİHM'den kararlar alabildik. Ama bunu ne yazık ki engelleyemedik. Bunu engellemenin yolu bu iktidarın değişmesidir. Bu iktidarın yerine anayasadaki laik, demokrat, sosyal, hukuk nitelemelerini gerçekten çağdaş kavramda anlayarak kurumlar oluşturup ona göre bu eğitimi değiştirmek gerekmektedir. Daha birçok şeyi değiştirmek gerektiği gibi ve bunların da hesabını sormak gerekir. Üstünü örtmek değil, aman ha devri sabık yaratmayacağız gibi sözler değil. Laikliği gerçekten AKP giderek bitirdi, bitirmeye çalışıyor. Son örneği hatırlarsınız. Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri Blue'ya karşı o rektör taslağına karşı eylemlerde, protestolarda bulunurken gökkuşağı renklerini içeren bir
filama aslı çocuklar ya da taşıdılar. Bunu eşcinsellikle bağdaştırdılar ve halkın halka karşı işlenmiş kin ve nefret suçu nitelemesiyle Boğaziçi'li üniversite öğrencilerine tutukladılar ve dava açtılar. O dava Anayasa Mahkemesi'ne kadar gitti. Anayasa Mahkemesi'nde görülmekteyken Adalet Bakanlığı bir fetva gönderdi onlara. Dedi ki Adalet Bakanlığı bu konuyla ilgili, eşcinsellik günahtır İslam'da. Dolayısıyla tutuklama kararı yerindedir. Yani biz modern hukukumuz, laik hukukumuzu bir tarafa bıraktık. İslam'a göre haram mı, helal mı ikilemiyle hüküm kurmaya çalışacak güya Anayasa Mahkemesi. Bunun adı şeriattır. Bunun adı zulümdür. Bunun adı faşizmdir. Taliban'ın ülkemize gelmesine, o anlayışın ülkemize gelmesine, girmesine, Tayyip Bey'e bakacak olursak bir adım hak almıştır, hak almamıştır. Ama bunları başaramayacaklar. Bilimin bize öğrettiği, tarihin bize öğrettiği, halkın bize öğrettiği, örgütlenme gereğinin bize örgütlediği o ki tarihsel ilerleyişte, tarihsel gelişmelerde zaman zaman yer yer duraksamalar olabilir. Nefes almalar olabilir. Hatta durmak da olabilir. Ama geriye dönüş olmaz. Tarihin tekeri hep ileriye doğru gider, hep aydınlığa doğru gider, hep bilime doğru gider, hep kardeşliğe doğru gider, hep işçi sınıfının emeklerini, halkın en geniş şekliyle özgürlüklerini yaşayabileceği yıllar var önümüzde. Tarih oraya doğru gidiyor.